Merhaba sevgili izleyenlerimiz, ekran başına hoş geldiniz. Güzel bir günle sizlerle beraber inşallah güzel bir programa yanında güzel yemek hazırlayacağız. Tezgahımızı hazırladık, malzemelerimiz hazır. Birazdan sizlerle beraber hem lezzetli hem kolay hem pratik iki tane yemeğimizi hazırlayacağız. Biz burada yemeklerimizi yaparken sizler de evlerinizde yapacağınız çok lezzetli, çok da güzel iki tane sunum inşallah hep beraber hazırlanmış olacağız. Hangi yemeklerimiz var sizler için hazırlayacağımız? Mengen çorbamız var, güzel bir çorba hazırlayacağız. Ve onun yanında çok güzel bir hemen patlıcan kebabımız var, onu hazırlayacağız. Köfteli patlıcan kebap yapacağız. Bu şekilde iki tane sunumumuzu hazırlayacağız. Hem farklı olacak hem de çok da lezzetli olacak. İnşallah biz burada hazırlayacağız. Size de bizlerle beraber evlerinizde hazırlayacağınız çok lezzetli, çok da güzel iki tane sunum hep beraber hazırlamış olacağız. Sizler de yemeklerimizi tekrardan merak ediyorsanız, tekrardan görmek istiyorsanız, tekrardan bakmak istiyorsanız sosyal medya hesaplarımıza bakabilirsiniz. TGRTU TV olarak nerelerde varız? Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube sayfalarımızdan bizleri oradan da izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Takip edip bizlere destek de olabilirsiniz. Ondan sonra videolarımız, kısa kısa videolarımız orada yayınlanıyor, paylaşılıyor. Kısa kısa videolarımıza da bakabilirsiniz. Merak ettiğiniz bütün yemeklerimizi sosyal medya hesaplarımıza da bakabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Programımızı tekrar gece saat 4.30'da programımızın tekrarı var. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz. Hafta sonları saat 10'da programımızın tekrarı var. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz. Ben de takip etmek istiyorsanız Şef Abdülosa sayfalarından takip edebilirsiniz. Orada da bana ulaşabilirsiniz. Programımıza gelmek istiyorsanız ürünle ilgili, ondan sonra işinizle ilgili veya da albüm yapmışsa onunla ilgili reklam tanıtım yapmak istiyorsanız sosyal medya hesaplarımda bana ulaşabilirsiniz. Programımıza da konuk olabilirsiniz. bitişikşefabdulosa.tgt sayfası, Instagram sayfam ve diğer sayfalarda da bana ulaşabilirsiniz. Ondan sonra farklı tarifleriniz varsa, yemekleriniz varsa bizlere gönderebilirsiniz. Burada sizler için hazırlayalım sevgili izleyenimiz. Bu şekilde dediğimiz gibi bana ulaşmak istiyorsanız sosyal medya hesaplarımda istediğiniz anda bana ulaşabilirsiniz. Dilerseniz iki tane listemizi alıp başlayalım mı? Gelsin bakalım iki tane listemiz. Başlayalım sizlerle beraber. Evet, patlıcan kebabımız, köfteli patlıcan kebabımız için neler yapacağız? Köfteli patlıcan kebabı için 300 gram kadar dana kıymamız, 1 adet yumurtamız, 1 su bardak kadar galeta unumuz veya da istersek bayat ekmekler varsa ekmekte kullanabiliriz. Ondan sonra 1 adet kuru soğanımız, 3 diş sarımsağımız, 3 adet patlıcanımız, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, 2 adet domatesimiz, ondan sonra 3 adet biberimiz, 1 çay kaşığı kadar tuz, karabiberimiz, pul biberimiz, 1 tutam maydanoz, 1,5 su bardağı kadar arpa şehriyemiz veya da istersek dediğim gibi tel şehriye de kullanılabilir. Ondan sonra 300 gram kadar dana kıymamız ve 1 adet yumurtamız, 1 su bardağı kadar galeta unumuz, 1 adet kuru soğanımız, 3 diş sarımsağımız, 3 adet patlıcan, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, 2 adet domatesimiz, 3 adet biberimiz, 1 çay kaşığı kadar tuz, karabiber ve pul biberimiz, 1 tutam maydanozumuz, 1,5 su bardağı kadar arpa şehriyemiz olacak. Önce hemen geniş bir kabımızın içine soğanımızı rendeleyelim, sarımsağımızı rendeleyelim. Ondan sonra bir tane yumurtamızı kıralım, baharatımızı dahil edelim. Hepsini iyice bir karıştıralım. Galeta unumuzu ilave edeceğiz. İyice bir karıştıracağız. Hepsini karıştırdıktan sonra içine kullanacağımız kadar kıymamızı ilave edelim. Kıymamızla beraber iyice bir karıştıracağız ve harcımızı hazırlayacağız. Harcımız hazırlandıktan sonra patlıcanları yelpaze şeklinde güzelce bir şekilde ince ince keseceğiz ve içine harcımızı dolduracağız. Harcımızı doldurduktan sonra tepsimize onları yerleştireceğiz. Tepsimize yerleştirdikten sonra ayrı bir kabımızın içine salçamızı, yağımızı, baharatlarımızı içine dahil edeceğiz ve güzelce bir şekilde az bir suyla beraber açacağız. Onu da üzerine dökeceğiz. Üzerine döktükten sonra üzerine yağlı kağıtla beraber örteceğiz. Örtükten sonra fırına göndereceğiz. O fırında yavaş yavaş pişecek. O fırında pişerken bize tekrar ufak bir tenceremize biraz yağımızı boşaltacağız. Yağımızı boşalttıktan sonra kullanacağımız kadar arpa şehriyemizi dahileceğiz. Arpa şehriyemizi iyice bir kavuracağız. Onu iyice bir kavurduktan sonra tekrar onun içine biberimizi, domatesimizi, baharatlarımızı dahileceğiz ve yeteri kadar suyumuzu ilave edeceğiz. Suyumuzu ilave ettikten sonra yaklaşık 10-15 dakika bir demlendireceğiz, dinleneceğiz. O yavaş yavaş dinlenirken bize tekrar patlıcanlarımızı kontrol edeceğiz. Onları güzelce bir şekilde pişireceğiz. Pişirdikten sonra sunum yapacağımız tabağımızın altına güzelce bir şekilde hemen hazırladığımız pilavımız, arpa şehriyemizi sereceğiz. Onun üzerine patlıcanları ilave edeceğiz. İstersek ekstradan da sos da yapabiliriz. Ya da kendi sosunda suyunu biraz fazla kullanıp onu da tüketebiliriz. Onunla beraber güzel bir sunumumuz olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Evet, gelsin diğer listemiz. Çorbamız için, mengen çorbamız için de neler kullanacağız? 4 yemek kaşığı kadar bulgurumuz, 2 yemek kaşığı kadar tereyağımız, ondan sonra 1 adet kuru soğanımız, 1 yemek kaşığı kadar normal bir domates salçamız, ondan sonra 1 yemek kaşığı da biber salçası kullanacak, ondan sonra 1 yemek kaşığı kadar unumuz olacak, 1 tatlı kaşığı kadar dedik biber salçamız veya da az veya da fazla da kullanılabilir. 2 su bardağı kadar suyumuz, o normal su, 4 su bardağı kadar da et suyumuzu kullanacağız. Ondan sonra 1 çay kaşığı kadar tuz, nanemiz ve pul biberimiz olacak.
4 yemek kaşığı kadar bulgurumuz olacak. Eğer ki sizler fazla yapacaksanız onu biraz daha çoğaltabilirsiniz. 2 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 adet kuru soğanımız, 1 yemek kaşığı kadar domates salçamız, ondan sonra 1 yemek kaşığı kadar unumuz, 1 tatlı kaşığı kadar biber salçamız, 2 su bardağı kadar normal suyumuz olacak. 4 su bardağı kadar da et suyumuzu kullanacağız. Ondan sonra 1 çay kaşığı kadar tuz, nanemiz ve pulverimiz olacak. Önce bir tenceremizi yağımızı boşaltalım. Yağımızı boşalttıktan sonra tekrardan soğanımızı ufak ufak ayarlayacağız ve içine ilave edeceğiz. Soğanımızı kavuracağız. Soğanımızı iyice bir kavurduktan sonra tekrardan onun içine unumuzu ilave edeceğiz. Unla beraber kavurmaya devam edeceğiz. Unla beraber yavaş yavaş kavururken içine salçamızı ilave edeceğiz. Salçamızı da ilave ettikten sonra tekrardan baharatlarımızı ilave edeceğiz. Ondan sonra baharatla beraber yavaş yavaş karıştıracağız. Azar azar suyumuzu ilave edeceğiz. Suyumuzu verdikten sonra tekrardan içine bulgurumuzu ilave edeceğiz. Bulgurumuzu da ilave ettikten sonra et suyumuzu ilave edeceğiz. Tuzumuzu ayarlayacağız. O güzelce bir şekilde bir kaynayacak ve kaynadıktan sonra afiyetle içeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir çorba olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de yavaş yavaş artık hazırlığımıza başlayabiliriz. Malzemelerimiz hazır. Biz de hazırız. Sizlerle beraber hemen işlemimize başlayalım. Şimdi ilk önce sevgili izleyenimiz. Hemen şöyle ben bir tane geniş kabımı alayım. Ondan sonra başlayalım. Şöyle bir kabımızı öncelikle bir ayarlıyoruz. Harcımızın biraz daha yani köftemizin biraz daha lezzetli ve güzel olması için sevgili izleyenimiz soğan ve da sarımsağımızı unutmayalım. Bir iki diş olsun ama içinde kullanalım. Gerçekten farklı bir tat, lezzet ve aroma katıyor. Onun için ben de şöyle bir ilk başta bir iki diş sarımsağımı ayarlayayım. Şuradan sarımsağımız dedik. Şöylece bir yemeğimize artı bir tat ve lezzet katıyor. Hem de dediğimiz gibi biraz daha zenginleştiriyor, güzelleştiriyor. Evet, şimdi şunları ufak ufak temizliyoruz. Devam edelim. Tabii siz eğer ki çok fazla yapıyorsanız ona göre biraz daha artırabilirsiniz. Yani biraz daha sarımsağınızı çoğaltabilirsiniz. Bunu kenara aldık. Devam edelim. Şunu da aynı şekilde. Hop, hazır. Devam edelim. Şunu da alalım. Hemen temizliyoruz. Bunu da aynı şekilde şöyle bir kabuğunu öncelikle bir alalım. Evet. Kebabımız müthiş olacak ve çok da lezzetli olacak. Şimdi şunu bir karıştırdık. Kenara aldık. Onu ayarladıktan sonra kıymamız da aynı şekilde köftemiz de çok önemli. Onu iyi bir şekilde hazırlayalım ki hem lezzetli olsun hem de güzel olsun diye. Onun için de elimize geldiği kadar onu da güzelce bir şekilde hazırlayacağız. Şimdi yavaş yavaş öncelik şöyle bir sarımsağımızı ayarlıyoruz. Şunu biraz daha. Ya şu eldivenle de tutması çok zor. Bir de tırnak da olmayınca daha da zorlaşıyor. Onun için de ben şöyle bir yavaş yavaş sarımsağı ayarlayacağım. Evet. Devam edelim. Küçük küçük. Şöyle minik dokunuşlarla ayarladık. Onu ayarladıktan sonra soğanımız. Evet. Hemen onu da iyice bir şöylece bir rendeleyelim. Şu iri olan parçaları kaldıralım. Ondan sonra da şöylece bir temizleyelim. Evet. Şunu bir suya tutalım. Çok fazla gözümüz gerçi yanacak ama fazla yanmasın diye. Ben hemen şöyle bir ayarladık. Evet, ayarlamamızı yaptık. Devam ediyoruz işlemize. Şuradan bir tane kaşığımızı alalım. Ondan sonra da şuradan bir tane yumurtamız demiştik. Kırıyoruz. Bir tane yumurtamızı kırdıktan sonra şunu şöyle bir alalım. Şuradan öncelik az olsun. Bir, iki. Şöyle 2,5 yemek kaşığı kadar galeta unumuzu dahil ettik. Galeta unumuzu dahil ettikten sonra şurada minik bir dokunuş az olsun. Buradaki amacımız ona güzel bir renk katması. Onun için çok az bir salçamı ilave ettim. Şunu yanıma doğru alıyorum. Şuradan minik biraz tuzumuz. Tuzumuzu da dengeli bir şekilde kullanmamız gerekiyor ki çünkü sosta da olacak aynı şekilde. Onun için çok aşırı tuzlu olmasın diye.
Onu dengelememiz gerekiyor. Şurada biraz az pul biberimiz. Çok az karabiberimiz lezzetlendirmek için. Şuradan az kırmızı toz biberim. Ve biraz da kekik. Evet, şöyle biraz kekik. Güzel olur. Kekiğimizi de dahil ettikten sonra şunu bir kaldıralım. Kenara doğru aldık. Onun içine çok az bir yağ, fazla olmayacak. Hafif biraz damlatıyoruz. Yeterli bu kadar. Şimdi öncelik şunları bir karıştıralım. Bunlar iyice bir özdeşsin, karışsın diye. Soğanımız, sarımsağımız, ondan sonra baharatlarımız hepsini içine ilave ettik. Şöyle iyice bir karıştırıyoruz. Onları karıştırdıktan sonra kullanacağımız kadar kıymamız, kıymamızı da döktük. Ondan sonra kıyma ile beraber tekrardan karıştıralım. Şöyle biraz daha. Evet. Yavaş yavaş kıymamızla karıştırmaya devam ediyoruz. Şimdi az bir şey üstüne, fazla olmasın. Dengeli bir şekilde ayarlayalım ki biraz daha galeta unumuz. Evet. Evet, bu bizlere yetiyor diyebiliriz. Çok aşırı da galeta unu kullanmaya gerek yok. Şimdiki kıvamı güzel oldu. Şunu bir kaldıralım, onunla bir işimiz yok. Evet. Şunu attık. Bir tane tabağımız. Evet. Bir tane tabağımız geldi. Harcımız hazır. Şuradan birazını alıyoruz. Bunu şöyle bir önce bir bölelim. Küçük küçük. Evet. Bezelere. Şöyle minik minik ayarlıyoruz. Bunu şimdilik bu şekilde ayarlıyoruz ama eğer ki çok fazla geliyorsa biraz daha koparabiliriz onlardan. Evet. Ekmeğimiz ve galeta unumuz hem köftemizi arttırması için güzel olacak hem de birbirini tutması için bizlere aynı şekilde büyük bir yardımcı olacak diyebiliriz. Şimdi bu da hazır. Şunu bir kaldıralım. Ben sadece şöyle bir iki dakika eldivenimi değiştireyim. Hem rahat bir şekilde çalışmam için. Ondan sonra devam edeceğiz. Köftemizi hazırladık. Köftemiz hazır. Eğer ki çok yapacaksanız ona göre biraz daha çoğaltabilirsiniz. Yani biraz daha artırabilirsiniz. Köftemizi hazırladıktan sonra o şimdilik kenarda biraz duracak. İçine galeta unumuz, baharatımız, yumurtamız, yağımız hepsini dahil ettik. Onunla beraber hazırlığımızı yaptık. Şöyle yapalım. Evet. Devam ediyoruz. Herhangi bir tane tepsimizi alıyoruz. Şunu biraz kenara doğru çekelim. Altına çok az, yani minik, fazla olmasın. Sonra tabii sos da kullanacağız ama şöyle hafif bir, evet, bu yetiyor. Yağımız minik biraz damlattık mı bizler için yeterli olacak. Devam ediyoruz tekrardan. Şuradan eldivenimizi alalım. Fırınımızı altını açtık. Fırınımız da bir kenarda şöyle bir yavaş yavaş fırınımız da ısınsın. O da biraz hafif biraz sıcak olması gerekiyor. Ona göre fırınımızı açtık. O kenarda yavaş yavaş ısınıyor. Biz de işlemimize devam ediyoruz. Evet. Şimdi şunları biraz yanımıza doğru aldık. Ondan sonra şunu biraz şöyle bir kaydıralım. Evet, geçiyoruz. Yani kullanacağımız kadar patlıcanımız dedik. Az veya fazla kullanabilirsiniz. Tercih size kalmış. Onları şöyle bir temizleyelim. Bunu da aynı şekilde aldık. Şunu da temizliyoruz. Temizledikten sonra şunları kaldıralım. Çok fazla elimizin altında durmasın. Evet. Ben hemen biraz şöyle bıçağımı. Öncelikle bir ayarlayacağım. Hazırız. Bunları şuraya doğru alalım. Şöyle patlıcanımızı şu şekilde başlıyoruz yavaş yavaş kesmeye. Tam koparmıyoruz. Şöyle açtık. Tekrardan
şu şekilde. Gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz, aralarda aynı eşit olsun ki ne çok fazla küçük ne de çok fazla büyük olsun. Ona göre dengeleyeceğiz. Bunu aynı şekilde kestik. Tam koparmadan yelpaze şeklinde hazırlıyoruz. Kestik. Bunu aynı şekilde kesiyoruz. Evet. Ufak ufak. Devam. Tam koparmadan şöylece bir hazırız. Yani koparsa da herhangi bir şey olmaz ama dediğimiz gibi tam koparmada gerek yok. Biraz daha güzel görünmesi için. Şimdi bu hazır. Bunu şuraya doğru alalım. Devam ediyoruz işlemize. Bunu da aynı şekilde yapacağız. Kaç tane yetecekse ona göre hazırlayacağız. Yani burada yaklaşık 3 tane patlıcan var. Ama siz isterseniz daha fazla da yapabilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Bunları dediğimiz gibi hemen şöyle güzelce bir ayarlıyoruz. Minik minik kestik. Çok fazla aşağılara doğru inmeden şöylece bir keselim. Güzel oldu. Gördüğünüz gibi hazır. Evet. Bu şekilde yani koparmadan hazırlıyoruz. Bunu da alalım şuraya. Devam ediyoruz. Şunu da aynı şekilde ufak ufak şöyle tam koparmadan hazırlıyoruz. Ufak ufak ayarlıyoruz. Hazır. Evet. Onu da hazırladıktan sonra devam edelim şimdi. Bir tane patlıcanı alıyoruz. Bunu da biraz da şöyle elimizin altına doğru alalım. Rahat bir şekilde çalışalım diye. Şuradan harcımızı alıyoruz. Harcımızı şuraya yerleştiriyoruz. Yerleştirdik. Düzeltmesini yaptık. Tekrardan açıyoruz. Burada aynı şekilde. Biraz daha şuradan kıymamız. Devam ediyoruz. Şunun içine biraz daha şöyle bir kıymamız. Devam ediyoruz. Evet. Şunu biraz daha çekelim ki arkadaşlar rahat bir şekilde görsünler diye. Evet. Şöyle yapalım. Hemen şunları biraz düzeltelim. Devam. Evet. Devam edelim. Şunu da aynı şekilde hazırladık. Şunu da minik minik. Çok aşırı bir şekilde doldurmuyorum ki hem kırılmasın hem de patlamasın diye. Onun için bu şekilde işlemimizi yapıyoruz. Devam. Şöyle bir doldurduk. Devam. Şunları biraz daha hazırlıyoruz. Devam ediyoruz. Böyle küçük küçük hazırlama. Şimdi geçiyoruz bu tarafa. Öncelikle şunu biraz alalım şöyle bir kıymamız gelsin. Şunun aynı şekilde kıymamız. Buna da aynı şekilde şöyle biraz daha dolduralım. Ondan sonra da şunu da doldurduk. Devam. Şöyle güzelce bir doldurduk. Son bir iki tane kaldı. Onları da dediğim gibi çok fazla bastırmıyorum ki hem kopmasın hem de güzelce bir şekilde şöyle düzgün olsun diye yavaş yavaş büyük bir sabırla şöylece bir ayarlıyoruz. Şu fazlalıkları da alıp içinde tekrardan kullanıyoruz. Hazır. Evet. Şimdi hazır. Gördüğünüz gibi hazırlandı. Onu hazırladıktan sonra şöylece bir tepsimize bırakalım. İşlemimize devam edelim. Şimdi bunu aynı şekilde devam edeceğiz. Alıyoruz harcımızdan. Önce şuraya biraz. Şuraya da tekrardan biraz aldık. Devam. Çok fazla olmasın.
Hemen şöylece bir ayarladık. Devam ediyoruz. Hazır. Ondan sonra bunları da küçük küçük doldurmaya devam ediyoruz. Dolduktan sonra burayı da aynı şekilde hazırladık. Şunu da küçük küçük şöyle bir doldurduk. Ondan sonra bunu da aynı şekilde yapıyoruz. Yavaş yavaş isterseniz siz de tavuk kıyması da kullanabilirsiniz. Yani eğer kırmızı etimiz yoksa, dana kıymamız yoksa tavuk kıyması da yapabilirsiniz. Yani işlemler aynı olacak. Harcımız aynı şekilde kullanılacak. Ondan sonra tavuk kıyması da tercih edebilirsiniz. O da çok lezzetli ve çok da güzel olacak. Hatta dediğimiz gibi isterseniz tavuk pirzolasıyla da çekip kullanabilirsiniz. O da hem lezzetli hem de güzel bir tat katacak. Ve hatta bizim yaptığımız gibi kıymanız azsa da dediğimiz gibi sevgili izleyenimiz onu biraz daha artırmak için içindeki malzemelerinizi de ayarlayabilirsiniz. Biraz galeta unu, bayat ekmeklerimiz kullanılırsa çok da güzel olacak. Yani ekmeklerimizi atmayalım. Kendi galeta unumuzu hazırlayalım. Onları dediğimiz gibi kebaplarda, çorbalarda, farklı sunumlarda da kullanırsak hem ekmeklerimiz çöpe gitmemiş olacak, israf olmamış olacak. İsrafın biliyorsunuz dinimizde de yeri yok. Onun için çok da günah olduğu için ne yapalım? Şöyle elimizdeki ekmekleri değerlendirelim, kullanalım ve onları çöpe atmayalım. Onun için siz de ekmeklerinizi o şekilde değerlendirebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Hem güzel bir şekilde çorbalarınızda, yemeklerinizde değerlendirmiş ve kullanmış olacaksınız. Hem de çok da güzel bir şekilde sunumlarımızda kullanmış olacağız. Şimdi iki tane hazırladık. Devam ediyoruz. Son kalan üç tane yetiyor bizlere sevgili izleyicimiz. Biz genellikle 4 ve 6 kişilik ailelere göre hazırlığımızı yapıyoruz ama siz isterseniz daha fazla da yapabilirsiniz. Şunu da aynı şekilde ben hemen hazırlayacağım. Ondan sonra da tabii daha işlemimiz devam edecek. Onun için de güzel olacak. Çok lezzetli olacak. Acele etmeyeceğiz. Bunu yavaş yavaş hazırlayacağız. Ondan sonra hazırlandıktan sonra tekrar da fırına göndereceğiz. Fırında güzelce bir pişireceğiz. Onu pişirdikten sonra da afiyet yiyeceğiniz müthiş bir kebabınız olacak sevgili izleyenimiz. Hemen şunları da şöyle bir yerleştirdik mi? Devam edelim. Hazır. Şunu da aynı şekilde ayarladık. Bunu da aynı şekilde yapıyoruz. Şimdi geçiyoruz öbür tarafa. Bunu da aynı şekilde yapalım. Hazır. Bunu da aynı şekilde ayarladık. Evet, hazır. Bunları da yavaş yavaş şöyle bir kopmasın diye şu şekilde doldurmaya devam ediyoruz. Şunu da aynı şekilde yapalım. Çok az kaldı, bir iki tane kaldı. Onları da doldurduk mu artık işlemimizi yapmış olacağız inşallah. Evet, şunu da şu şekilde biraz doldurduk mu güzel oldu. Şimdi şunu biraz daha düzelttik mi artık şöylece bırakabiliriz. Şimdi şöyle bir şu boşluklara biraz daha harcımız oraları doldursun. Evet. Müthiş oldu, müthiş. Şunları da alıyoruz. Şöyle bir aralarından hop gönderdik. Bunu da gönderdik. Evet. Hazırız. Şimdi şunları bir kaldıralım. Evet. Ben şöyle bir eldiveni de tekrardan değiştireceğim. Daha rahat bir şekilde çalışmam için. Şöyle bir elimizi suya atıyoruz. Ondan sonra devam edelim. Önce tabii dediğimiz gibi kullanacağımız kadar patlıcanımızı hazırlıyoruz. Hazırladıktan sonra geniş bir kabımızın içine tekrardan soğanımızı rendeleyelim. Sarımsağımızı rendeleyelim. İçine yumurtamızı kırıyoruz. Galeta unumuzu, baharatımızı, az minik biraz yağımızı boşalttık. Hepsini içine ilave ettikten sonra ondan sonra güzelce bir karıştırıyoruz. İçine sonra da kullanacağımız kadar kıymamızı ilave ediyoruz. Seviyorsak maydanoz veya da dereotumuzu kullanabiliriz içine. Onu da dahil ediyoruz. Onları da dahil ettikten sonra tekrardan
harcımızı karıştırıyoruz. Patlıcanları içini doldurduk. Patlıcanlar hazır şimdi. Onları hazırladıktan sonra şimdi ikinci aşamaya geçelim sizlerle beraber. Ben hemen şu kabımı alıyorum. Bir tane de çırpma telim. O da gelsin. Şimdi şuradan sosumuz da sevgili izleyenlerimiz çok önemli. Onun için sosumuz çok önemli. Siz de güzel bir sos hazırlayabilirsiniz. Önce eldivenimizi ayarlayalım. Ben hemen şuradan biraz daha eldiven alayım. Ondan sonra başlayalım. Şimdi sosumuz için dedik. Yavaş yavaş işlemimize başladık. Gelsin bakalım. Şunu şöyle alıyoruz. Ondan sonra bir tane domates. Bunu küçük küçük şöyle bir yavaş yavaş rendeliyor. Bu da ona artı bir tat ve lezzet katacak. Müthiş bir sunum olacak. Onun için siz de aynısını uygulayabilirsiniz. Evet. Şu kabuklarını alalım. Onlarla bir işimiz olmadığı için kabukları aldık. Şimdi şunu tekrardan atalım. Şöyle dağıtmasın. Kenara aldık. Sonra tekrardan kullanacağımız için onu kenara aldım. Evet. Şöyle yapıyoruz. Çok az bir salçamı ilave ediyorum. Salçamızı içine ilave ettikten sonra şuradan baharatımız. Baharat kullanmıştık ama yani şimdi dengeli bir şekilde baharat kullanacağız. Dedik ya sevgili izleyenlerimiz. Köftemiz de var. Şimdi bunu da eşleyeceğiz. İkisini tamamlayacağız. Onun için buna da aynı şekilde çok aşırı olmasın. Azar azar dahil edelim. Minik az biraz karabiberim. Çok az pul biberimiz. İsa'nın çok sevdiği, çayında kullandığı, hatta tatlısında tercih ettiği pul biberi. Şöyle bir gönderiyoruz. Ondan sonra minik biraz şurada kırmızı toz biberimiz. Toz biberimizi de ilave ettikten sonra çok az biraz kekik. Müthiş bir lezzet, müthiş. Burada biraz tuz. Tuzumuzu da ayarladık mı? Şimdi hazırız. Şunu bir kaldıralım. Evet. Şimdi biraz şunun içine az bir yağımız. Çok az bir yağ, yeterli. Yağımızı ilave ettik. Yağımızı ilave ettikten sonra şunu yanıma alıyorum. Bunları öncelikle şöyle güzelce bir karıştırıyoruz. Yavaş yavaş karıştırmaya başladık. Karıştırmaya başladıktan sonra burada biraz suyumuz. Çok olmasın. Evet. Bir su bardağı kadar diyebiliriz. Onun için çok aşırı olmayacak. Bir su bardağı kadar bizlere yetiyor. Tekrardan ben biraz suyumu ayarlayayım. Hemen şuraya şunları açalım. Suyumuz kaynasın. Hazır olsun. Evet. Hazır. Şimdi şuradan bir veya da iki diş sarımsak. Onu da alıyoruz. Sosumuzda kullanacağız. Onun için şöyle bir iki diş sarımsağımızı hazırlayalım. Evet. Bunları ufak ufak şöylece bir temizleyelim. Bunlar ona harika bir tat katacak. Onun için de şöyle küçük küçük sarımsağımızı hazırlıyoruz. Evet, şöyle toparlayalım. Ondan sonra da biraz ezdik mi? Bunu da aynı şekilde ezelim. Ondan sonra küçük küçük doğruyoruz. Bunları şöyle yavaş yavaş minik minik doğramaya devam. Topaladık. Tekrardan çekiyoruz şöyle bir. Son bir kez daha. Hazırladık. İzmir Ödemiş'te sevgili Hülya ablam sürekli bizleri izliyor, takip ediyor. Hiçbir zaman da yalnız bırakmıyor. Hülya ablama buradan kucak dolusu sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Hem ona hem de Ahmet abime buradan kucak dolusu sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Ondan sonra da Diyarbakır'da sevgili
Murat Angin'e, ailesiyle beraber bizleri sürekli takip ediyorlar, izliyorlar. Buradan onlara da kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Onları da çok seviyorum. Buradan kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Bütün Diyarbakırlara kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Onları çok seviyorum, sağ olsunlar. Hiçbir zaman da yalnız bırakmıyorlar. Benden de kucak dolusu sevgi ve selamlar. Ben onlara gönderiyorum. Sürekli de sağ olsunlar beni takip ediyorlar. Yalnız bırakmıyorlar. Evet. Şimdi bunları hazırladık. Sosumuz için bir tane domatesimi rendeledim. Salçamı ilave ettim. Baharatlarımı ilave ettim. Sarımsağımızı ilave ettik. Az bir yağımızı için ilave ettik. Ve onunla beraber güzel bir sosumuz hazırlandı diyebiliriz. Şimdi sosumuz hazırlandıktan sonra bir tane şöyle kepçemiz gelsin bakalım. Şunları biraz kenara doğru alıyoruz. Bismillah diyoruz. Şöylece bir sosumuzu döktük. Devam. Çok aşırı kullanmıyoruz. Gördüğünüz gibi sevgili izleyicimiz çok fazla olmayacak. Döktük. Şimdi devam edelim. Bunu da üstüne şöyle bir yavaş yavaş aralarına doğru sosumuz dökülsün ki hem lezzetli olsun hem de güzelce bir şekilde bir içine işlesin. Evet. Gönderdik. Devam ediyoruz. Bunu da aynı şekilde yapıyoruz. Evet. Sosumuzu hazırladık ve üstüne döktük. Sosumuzu döktükten sonra kalsın öyle arkadaşlar. Hemen geldim. Hemen. Şimdi üstünü kapatıyoruz. Şöyle siz evet şöyle yanıma alayım. Görmeniz için. Şu şekilde yavaş yavaş ıslatmış olduğumuz kağıdımız şöyle yapalım. Kenarlardan çok aşırı bastırma da gerek yok. Minik minik şu kısımları kapatıyoruz. Üstünü kapattıktan sonra şuradan bir tane çatal veya da istersek çok fazla uçmasın diye yani fırınımız o rüzgarı uçurmasın diye çatal veya da isterseniz kaşıkta bırakabilirsiniz. Şimdi hazır. Artık fırın yolculuğu başlayabilir. 180 dereceyle yaklaşık 1 saat boyunca, 180 derece yaklaşık 1 saat boyunca fırında pişecek. Yavaş yavaş pişsin, çok lezzetli ve çok da güzel olacak. Biz de hazırladık ve artık fırına gönderebiliriz. Hemen fırınımıza gönderdik. Derecemizi şöyle bir ayarlıyoruz. Biraz bir ısınsın, ondan sonra tekrardan düşüreceğiz derecemizi. Kapatıyoruz. O kenarda artık yavaş yavaş ara ara bir kontrolünü yapacağız ve pişirmeye devam edeceğiz. Şimdi şunları biraz suya atalım. Hem tezgahımız temizlensin hem de biz rahat bir şekilde çalışalım diye. Evet. Şunu da aynı şekilde temizleyelim. Temizledikten sonra önce şurayı bir temizleyeyim. Şu kalsın. Şurayı bir temizleyeyim. Orası biraz ister istemez dağılıyor onun için. Toparlayalım ondan sonra devam edelim. Evet. Hemen şurayı güzelce bir silip ondan sonra devam ediyoruz. Evet. Artık devam edebiliriz. Şunu alalım yanımıza. Suyumuz onu da ayarlayalım ki yavaş yavaş ısınsın. Ondan sonra ben şurayı bir tahtada suyunu alayım ondan sonra. Şimdi işlemimizi yaptık. O kenarda yavaş yavaş patlıcan kebabımız pişsin. Acele etmeyeceğiz. Düşük bir derecede yavaş yavaş pişireceğiz. Son 5 dakikası kala üstünü açacağız. Üstü de biraz kızaracak ve ondan sonra sunuma hazırlanmış olacak. Şimdi şöyle bir tenceremiz hazır. Tenceremizi ayarladıktan sonra onun içine ben hemen şöyle bir altını açıyorum. İçine kullanacağımız kadar yağımız dedik. Hemen şuradan yağımızı dökelim. Arpa şehri biraz yağ fazla sevdiği için ben biraz yağ oranını ona göre ayarlıyorum sevgili izleyicimiz. Yağımızı ona göre çünkü arpa şehri hem suyu fazla seviyor hem de yağ fazla sevdiği için ona göre çok az bir şey fazla kullanmamız gerekiyor. Arpa şehirlerimiz hazır o kenarda. Arpa şehresi dediğimiz gibi eğer ki çok fazla yapacaksa ona göre orantıyı biraz daha artırabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Tercih size kalmış. Şimdi o yavaş yavaş kenarda hazırlanırken biz de bu arada içine kullanacağımız biberlerimizi hazırlayalım. Ben hemen şunu bir ayarlıyorum. Şurada bir iki tane daha alabiliriz.
Biber de gerçekten müthiş bir tat ve lezzet katacak sevgili izleyenimiz. Biberimiz de ona artı bir tat ve lezzet katacak. Biberimizi güzelce bir şekilde şöyle bir alalım. Hazır. Şimdi şunları öncelikle bir temizleyelim. Ufak ufak. Şöyle bir temizledik. Dörde bölüyoruz. Kenara alıyoruz. Bunu da aynı şekilde temizledik. Şöyle yapalım. İçindeki çekirdeklerini de temizleyip ondan sonra kenara alıyoruz. Devam edelim. Ufak çocuklar varsa onlar için çok fazla tercih etmiyoruz. Çocuklar sevmedikleri için onlar için sivri biber çok fazla kullanmıyoruz. Charleston biber genellikle onlar için tercih edelim. Veya da kırmızı kapya biber tercih edelim. Şimdi şunu da ufaktan ayarladık. Devam edelim. Bunu da aynı şekilde küçük küçük şöylece bir ayarlıyoruz. Onu hazırladıktan sonra şurayı temizleyelim. Kullanacağımız kadar şehriyemizi şöyle bir gönderdik. Şehriyemizi dahil ettikten sonra şimdi yavaş yavaş şöyle evet şimdi yavaş yavaş kavurmaya başlıyoruz. Ufak ufak kavurmaya devam edelim. Burada biberimiz dedik sevgili izleyicimiz. Bir tane boş tabağımızı alalım. Hazırlayacağımız ve doğrayacağımız sebzemizi onun için almamız için. Evet. Şimdi yavaş yavaş biberimizi çok fazla iri olmasın, içinde çok da fazla belirgin olmasın diye ona göre şöyle bir küçük küçük doğrayalım. Biraz daha şöyle bir ufak ufak doğruyoruz. Doğradıktan sonra çektik. Tekrardan biraz daha inceltiyoruz. Şunu çekelim biraz daha. Arpa şehri pilavımıza çok güzel bir tat ve lezzet katacak. Şimdi şunu şimdilik şuraya doğru alalım. Bunu da aynı şekilde ayarladık. Onu ayarladıktan sonra devam ediyoruz. Şimdi bunları yavaş yavaş kavurmaya devam etsin. Domates demiştik. Bir veya da iki tane domates tercihte kalmış. Eğer ki sizler biraz daha fazla da olmasını istiyorsanız ona göre biraz daha çoğaltabilirsiniz. Domatesimiz hazır. Bunu öncelikle şöyle bir dilimliyoruz. Şunu da aynı şekilde dilimledik. Kenara aldık. Tekrardan şöyle küçük küçük dilimliyoruz. Aldık. Hazır. Bunları da kenara aldık. Bunları aynı şekilde ufak ufak doğradık. Şimdi devam ediyoruz. Şunu da biraz daha küçültelim. Domatesimiz yani içinde görünse de herhangi bir şey olmaz ama ben biraz elinde geldiği kadar onu küçük küçük doğrayacağım, hazırlayacağım. Onun için şöyle minik minik doğruyoruz ve kenara alıyoruz. Şimdi bunu da aynı şekilde hazırladık. Hazırladığımızı şunu da biraz kenara doğru çekelim. Şuraya doğru alalım. Evet. Tekrar tahtamızı şöyle bir suya tutalım. Bunu güzelce bir şöyle bir kavurmaya başladık. İçine biberimiz, şöyle biberimizi dahil edelim. Evet. Şöylece bir. Önce bir şehriyelerimiz yavaş yavaş minik minik ufak ufak onu güzelce bir kavurduk. Güzel bir renk aldı. Ondan sonra biberimizi dahil ediyoruz. Biberle beraber yavaş yavaş karıştırıyoruz. Biberle beraber yavaş yavaş karıştırırken buradan biraz pul biberimiz. Evet. Şöyle biraz pul biberimiz. Çok az biraz kırmızı toz biberimiz.
Tuzumuzu da ilave edelim. Kekik kullanacağız. Kekiği en son kullanacağız karartmasın diye. Gerçekten çok güzel bir tat ve lezzet katıyor sevgili izleyicilerimiz. Harika bir tat ve lezzet kattığı için kekiği unutmayalım. Şimdi biberle beraber tekrardan karıştırdık. Ondan sonra da domatesimiz. Domatesimiz de o suyu bile bir içine çeksin, güzelce bir işlesin diye şöyle minik minik hazırladık. Şunu biraz daha karıştıralım. O domatesimizi iyice bir içine çekecek sevgili izleyicilerimiz. Şurada minik, çok az. Şöyle bir kaşık ucuyla biraz salçamı da dahil ettim. Mis gibi olacak, mis. Şimdi şunları beraber iyice bir karıştırıyoruz. Dediğimiz gibi hem bunlar ona artı bir tat ve lezzet katacak hem de biraz daha zenginleştirmiş ve güzelleştirmiş olacak. Müthiş bir pilavımız olacak. Çok lezzetli ve çok da güzel bir arpa şehri pilavı size de hazırlanmış olacaksınız sevgili izleyicilerimiz. Onun için şöyle bir aşama aşama devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi önce bir şehriyemizi kavurduk. Onu kavurduktan sonra içine biberimiz, kullanacağımız kadar biberimiz. Ondan sonra tekrar domatesimiz. Ondan sonra baharatlarımız. Hepsini dahil ettik. Şimdi onları güzelce bir şöyle biraz daha karıştırıyoruz. O domatesin suyunu, sosunu bir içine çeksin diye. Biraz daha soteleyelim. Evet. Sıcak suyumuz ne durumda onu da bakalım. Evet. Şöyle bir sıcak suyumuz. O da hemen hemen hazır. Onu da birazdan alacağız. Şunları küçük küçük karıştırdık. Biraz kekik içine ilave edelim. Kekiğimiz şöyle. Gerçekten çok güzel bir tat katıyor. Bulgura ben çok fazla nane yakıştırıyorum. Nane gerçekten harika bir tat ve lezzet katıyor. Ve makarna türlerinde bu şekilde sevgili hazırladığımız eriştemiz olsun, ondan sonra arpa şehriyemiz olsun, tel şehriyemiz olsun, ondan sonra kuskus olsun. Bunlarda kekik çok yakışıyor ve çok da güzel bir tat ve lezzet katıyor. Onun için harika bir aroması ve lezzetli olacak. Sizler de bol bol tercih edebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Evet, şimdi yavaş yavaş şöyle güzelce bir kavurma ve karıştırmaya devam ediyoruz. Hayatta gördüğüm en güzel karelerden bir tanesi değil mi insan? Yani insan böyle resmini çekesi geliyor diyor. Şimdi yavaş yavaş. Şimdi güzelce bir karıştırdık. Evet. Sıcak suyumuz hemen hemen hazır diyebilirim. Onu da bir alayım. Bismillah dedik. Hop. Mis. Şunu biraz daha şöyle bir kenardan da karıştırıyoruz. Arpa şehri biraz suyu fazla sevdiği için su oranı ona göre biraz bol kullanacağız. Evet. Suyumuzu verdik. Bu yetiyor diyebilirim. Şimdi şunu bir kaldıralım. O kenarda devam etsin. Isınmaya. Şimdi yavaş yavaş şunu biraz karıştırdık. Ondan sonra da kapağını kapatalım. O kenarda yavaş yavaş demlenmeye ve dinlenmeye devam etsin. Öncelik tencerenize size yetecek kadar yağınızı boşaltın. Yağınızı boşalttıktan sonra ondan sonra arpa şehrinizi dahil edin. Arpa şehrinizi iyice bir kavurun. Onu kavururken biraz daha lezzetli güzel olması için biberinizi ilave edin. Biberle beraber kavurmaya devam edin. Biberinizi de iyice bir kavurdunuz mu? İçine bir tane domatesinizi küçük küçük doğrayıp içine ilave edin. Onunla beraber kavurmaya devam edin. İyice onu da kavurduktan sonra içine kullanacağınız kadar baharatınız, kekiğiniz hepsini dahil edin. Ondan sonra onları da karıştırın. Yeteri kadar suyunuzu ilave edin. Suyunuzu da ilave ettikten sonra tekrardan karıştırın. Kapağını kapatın. Ondan sonra o yavaş yavaş demlensin, dinlensin. Dinlendikten sonra da harika bir sunumumuz olmuş olacak. Şimdi fırındaki patlıcan kebabımız yavaş yavaş toparlanmaya, pişmeye başlamış sevgili izleyicilerimiz. Onun için dedik ki çok fazla acele etmemize gerekiyor. Hele ki sizler yapıyorsanız evde zamanınız bol olacağı için düşük bir dereceyle 170-180 dereceyle 1 saat boyunca pişirmemiz gerekiyor. Onun için evde de hazırladığımızda düşük bir dereceyle yavaş yavaş pişirelim ki güzelce bir şekilde bir hazırlansın. Şimdi o da kenarda yavaş yavaş pişmeye devam ediyor. Suyu çok fazla kullanmadık. Çok fazla da kullanmıyoruz. Onun için önce bir kabınızın içine
soğanınızı rendeleyin, sarımsağınızı rendeleyin. Ondan sonra içine biraz galeta unu. Galeta unumuz kendimiz de hazırlayabiliriz. Yani bayat kalan ekmekleri kurutup onları kıyma makinemize toz haline getirip kullanabiliriz. Ondan sonra varsa galeta unu veya da ekmek hangisini kullanacaksak onu güzelce bir şekilde içine ilave ediyoruz. İçine kullanacağımız kadar baharatımız, bir adet yumurtamız. Ondan sonra tekrardan onu iyice bir karıştırıp kıymamıza dahil ediyoruz. Kıymayla beraber karıştırıyoruz. Seviyorsak maydanozumuzu da ilave ediyoruz. Onu da iyice bir karıştırdıktan sonra patlıcanlarımızı yelpaze şeklinde hazırlıyoruz. İçlerini dolduruyoruz ve tepsimize yerleştiriyoruz. Onu tepsimize yerleştirdikten sonra tekrardan kabımızın içine bir tane domatesimizi rendeleyelim. Domatesimizi rendeledikten sonra içine tekrardan yağımızı, baharatımızı, salçamızı hepsini ilave ettik. Suyla beraber açtık, onu da üzerine döktük. Üzerini yağlı kağıtla beraber kapattık. Kapattıktan sonra düşük bir dereceyle fırına gönderiyoruz. Fırında iyice bir pişecek. Son 5 dakikası, 6 dakikası kala üstünü açacağız. Biraz daha üstünün iyice bir kızarması için. Ondan sonra üstü de pişecek ve piştikten sonra sunumu hazırlanmış olacak. O pişerken biz de tekrardan kenarda hemen pilavımızı hazırladık. Arpa şehremizi hazırladık. Onun için ne yaptık? Hafif biraz sulu olsun, güzel olsun diye. Onun için ne yaptık? Tenceremize yağımızı boşalttık. Yağımızı boşalttıktan sonra arpa şehremizi, kullanacağımız kadar arpa şehremizi ilave ediyoruz. Onu önce iyice bir kavuruyoruz. Renk alana kadar kavurmaya devam ettik. Onu kavurduktan sonra biberimizi ilave ettik. Biberle beraber kavurmaya devam ettik. Ondan sonra içine domatesimizi ilave ettik. Domatesle beraber tekrardan kavurmaya devam ediyoruz. Domatesi isterseniz doğrayıp da içine ilave edebilirsiniz. İsterseniz rendeleyip de içine ilave edebilirsiniz. Hepsini karıştırdık. Baharatımızı ayarladık. Suyumuzu verdik. Şimdi o yavaş yavaş kenarda demlenecek, dinlenecek. Dinlendikten sonra artık sunumu hazırlanmış olacak sevgili izleyenimiz. Şimdi o kenarda yavaş yavaş şöyle bir kaynamaya, demlemeye devam etsin. Ben biraz altını kısayım. Ondan sonra o hazırlamaya devam etsin. Biz de ayarlamamızı yapmaya devam edelim. Evet, sosyal medya hesaplarımızda yemeklerimizi görebilirsiniz. TGRT TV olarak Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube sayfalarımız. Oradan da takip edebilirsiniz. Hem sayfamızı takip edip bizlere de destek olabilirsiniz sevgili izleyenimiz. Hem de orada bütün yemeklerimizi, videolarımızı bulabilirsiniz. Ondan sonra programımız, dedik sevgili izleyenimiz, programımızın tekrar gece saat 4.30, hafta sonları saat 10'da programımızın tekrar var. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz. Bizleri dediğimiz gibi Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube sayfalarımıza da takip edebilirsiniz. Programlarımızı orada bulabilirsiniz. Ondan sonra ben de takip etmek istiyorsanız Şef Abdullah'ın sayfalarından takip edebilirsiniz. Orada da hem bizlere ulaşabilirsiniz hem de programımıza gelmek istiyorsanız, işinizle ilgili, ürününüzle ilgili yeni albüm yapmışsanız, onu tanıtımını, reklamını yapmak istiyorsanız Instagram sayfam ve diğer sayfalarımda da bana ulaşabilirsiniz. bitişikşefabdullah.tgt sayfasından bana ulaşabilirsiniz. Programımıza da konuk olabilirsiniz. Farklı tarifleriniz varsa, yemekleriniz varsa, bizler burada yapmamızı istiyorsanız onları da aynı şekilde Instagram sayfamda bana gönderebilirsiniz. bitişikşefabdullah.tgt sayfasına gönderebilirsiniz. Ben de burada sizler için hazırlayayım. Ve hatta yemek istekleriniz varsa oradan bizlere yazabilirsiniz. Evet, şimdi çorbamıza geçeceğiz. Ne kadar süremiz var arkadaşlar? Tamam. Şimdi sevgili izleyenimiz, ben hemen şuradan tenceremi açıyorum. Ondan sonra şuradan biraz yağımı ayırıyorum. Evet, biraz yağımı döktüm. O biraz yavaş yavaş bir ısınsın. O ısınırken biz de bu arada şurayı bir ayarlayalım. Altını biraz kısalım. Şunu ben tekrardan suyun da altını açıyorum. Et suyumuzu. Ondan sonra da altını açtık sevgili izleyenimiz. Şimdi o yavaş yavaş ısınsın. Pilavımız demlemeye, dinlemeye devam etsin. Ben burada hazırlama devam edeyim. Siz de bu arada kendinize bir çay alın. Minik bir ara gideceğiz. Kısa bir aradan sonra sizlerle beraber lezzet yolculuğumuza devam edelim. Ekran başına ayrılmayın. Minik bir aradan sonra kaldığımız yerde devam ediyoruz. Reklamlar. Evet sevgili izleyicilerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi biz de hazırlığımızı yaptık. Şehriyemiz güzelce bir şekilde bir o yavaş yavaş demleme, dinleme devam etsin. Kebabımız pişiyor. Şimdi biz de menge çorbamız için yağımızı koymuştuk ve hemen işlemimize başlayabiliriz. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar yağımız, onun içine 1 yemek kaşığı kadar tereyağımızı dahil ediyoruz. Yağımızı ilave ettikten sonra o kenarda yavaş yavaş bir ısınsın. Altını açardım tekrardan. Şimdi o yavaş yavaş ısınırken soğanımız, hemen soğanımız, bir tane soğan demiştik. Öncelik şöyle bir soğanımızı küçük küçük doğrayacağız. Bir tane yetiyor. Tabii siz fazla yapacaksanız ona göre fazla da kullanabilirsiniz. Ufak ufak şöyle bir kenara doğru aldık. Devam edelim. Şunu da aynı şekilde biraz daha ufak ufak.
Doğramaya devam edelim. Biraz daha inceltelim şunları. Küçük küçük. Doğradık. Soğanımızı hazırladıktan sonra onu da tenceremize gönderelim. Tenceremiz de yavaş yavaş pişsin. Evet, şöyle biraz daha kavuracağız. Onun için bir tane soğanımızı da tenceremize gönderdik. Altını biraz daha açalım. Ve şöyle biraz karıştırıyoruz. Hem tereyağımız hem normal yağımız, zeytinyağı veya istersek sıvı yağ. Hangisini kullanacaksak kullanabiliriz. Onu da dahil ettik. Şimdi soğanımız kenarda yavaş yavaş kavruluyor. Et suyumuz hazır. Bir tane biber içine dahil edeceğiz. O da güzel bir lezzet katsın. Biberimizi küçük küçük doğrayacağız. İçinde tamamıyla yok olsun. Onun için çok fazla içinde görünmesin. Onun için de elimize geldiği kadar biberimizi de minik minik küçük küçük doğrayacağız. Evet. Şunu şöyle bir hazırladık. Tekrardan şöyle bir doğruyoruz. Ufak ufak. Devam. Çektik şunları. Devam ediyoruz. Evet. Bunları da biraz daha şöyle çektik. Küçük küçük biraz daha ufaltıyoruz. Toparlayalım. Bunları biraz da inceltelim. İçinde görünmesini istemiyoruz. Onun için bununla biraz da doğrayabileceğimiz kadar ince ince hazırlayalım. Evet. Bunları da şöylece toparladık. Hazır. Şimdi yavaş yavaş soğanımız kavruluyor. İyice bir kavuralım ki midemizde yanmalar olmasın. Onun için soğanımızı da İyice bir kavuracağız. Kenarda yavaş yavaş devam etsin. Evet. Kebabımız o da iyice bir pişmiş. Birkaç dakika bekleyeceğiz. Birkaç dakika sonra üstünü açabiliriz. Biraz kıstık. Ondan sonra birkaç dakika sonra üstünü açacağız. Ve tekrardan pişirmeye devam edeceğiz. Salçamız dedik. Hem biber salçamız hem domates salçamız. Karışık salçamızdan da. Şöyle bir gönderelim. Şimdi salçamızı da iyice bir karıştıralım. Kenarda yavaş yavaş. Biraz bir. Şöyle güzel bir renk alsın. Ufak ufak. Evet. İyice bir. Salçamızı şöyle bir. Tamamıyla özdeşsin, güzel bir lezzet kalsın diye karıştırdık. Ondan sonra biraz baharatımız. Çok az minik karabiberimiz. Minik biraz pul biberimiz. Onları dahil ettik. Şimdi onu güzelce bir karıştıralım tekrardan. Sadece bir yemek kaşığı kadar unumuz. Şunu da kaldıralım. Unumuzu da dahil ettikten sonra tekrar unla beraber biraz daha şöyle yavaş yavaş biraz daha karıştırdık. Ondan sonra biraz nanemiz yeterli bu kadar.
Nanemizi ilave ettikten sonra tekrardan biraz karıştırıyoruz. Ufak ufak. Hem özlesin hem de güzelce bir şekilde bir karışsın. Sıcak suyumuz gelsin biraz. Normal suyumuz. Evet. Şöyle yapıyoruz. Onu kenara doğru aldık. Şimdi et suyumuzu ilave edelim. Bismillah dedik. Et suyumuzu döküyoruz. 4 su bardağı kadar dedik et suyumuz olacak. Ona göre et suyumuzu da azar azar dahil ediyoruz. Ve şöyle bir karıştırdık. Hemen şunu biraz daha çekelim. Kenara. Şuradan az daha alıyoruz. Evet. Şöyle elimizi yakmadan şunu bir alalım. Et suyumuzu ilave ettikten sonra şöyle bir karıştıralım. 4 yemek kaşığı kadar bulgurumuz döküyoruz. Bulgurumuzu döktükten sonra bulgurla beraber biraz daha karıştıralım. Eğer ki çok aşırı koyulaşırsa biraz daha et suyumuzdan, zaten normal suyumuzdan verebiliriz. Şimdi o yavaş yavaş kaynamaya başlayacak. Şöyle bir kaynamaya da başladı diyebilirim. Buradan biraz tuzumu ayarlıyorum. Yeterli bu kadar. Onu da dahil ettikten sonra biberimiz. Hemen şuradan biberimizi döküyoruz. Biber içinde tabii yok olacak. Onun için çok fazla görünmeyecek. Bu sadece lezzetlendirmek ve güzel bir tat katmak için ben tercih ettim. Evet. Ara ara karıştıracağız. Şöyle ara ara bir karıştıracağız ki hem tabana yapışmasın hem de güzelce bir şekilde bir pişsin diye. Şimdi o kenarda yavaş yavaş pişmeye devam etsin. Kaynamaya. Bu arada şöyle hafif sulu olacak bir pilavımız, arpa şehrimiz. O da kenarda yavaş yavaş suyunu çekmeye başlamış. Güzelce bir şekilde suyunu çeksin. Evet, kapağını kapatıyoruz. O da kenarda biraz daha bir dinlensin. Şöyle bir kapağını kapatalım. Ara ara çorbamızı karıştıracağız. Çünkü bulgur olduğu için o hem yanmasın hem de yapışmasın diye. Şimdi fırınımıza bir gidelim bakalım. Bismillah dedik. Evet, şunu bir alalım. Elimizi yakmadan önce bir üstünü açıyoruz. Gönderdik. İnsan, insan tam açılmıyor. Niye açılmıyor sence? Şimdi yavaş yavaş sevgili izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi güzelce bir şekilde bir hazırlanmış. O iyice bir sosunu da çekmiş. Yavaş yavaş sosunu da çekmiş. Eğer ki baktığınız sosu çok azsa biraz daha sizler sos hazırlayabilirsiniz. Yani üstüne sos kullanabilirsiniz, tercih edebilirsiniz. Şimdi iyice bir pişmiş. Şöyle de zaten bir dokunduğumuzda o kendini belli ediyor sevgili izleyicilerimiz. Gördüğünüz gibi iyice pişmiş, hazırlanmış. Şimdi sadece üstüne minik biraz yağımızı az bir şey dökeceğiz. Tekrardan üstünü iyi bir kızarması için fırına göndereceğiz. Çok az. Şöyle minik bir dokunuşla. Şuna da aynı şekilde. Çok az. Buna da aynı şekilde. Evet. Bu yetiyor. Şimdi biraz daha üstünü kızarması için, ben şöyle çok fazla yanmasın dedim. Onun için üstünü kızarması için tekrardan fırına göndereceğim. Fırında 5-6 dakika daha pişecek. Ondan sonra sunuma hazırlanmış olacak. Şöyle bir gönderdik. Derecemizi ona göre ayarladık. Kapatıyoruz. O kenarda yavaş yavaş dinlemeye devam etsin. Biraz bir hazırlansın. Biz de bu arada şuraya bir çorbamız için karıştıralım. Öncelik kullanacağımız kadar patlıcanımız. Tabii siz eğer ki isterseniz onu biraz daha çoğaltabilirsiniz, artırabilirsiniz. Yani bol olmasını istiyorsanız ona göre bol da kullanabilirsiniz. Önce kaç tane kullanacaksa patlıcanımızı hazırlıyoruz. Patlıcanı hazırladıktan sonra onu yelpaze şeklinde, çok fazla ne büyük olacak aralıkları ne de çok fazla küçük olacak şekilde ince ince kesiyoruz. Keserken tamamıyla koparmıyoruz. Güzelce bir şekilde tabii dağılması, parçalamasın diye. Onun için kesinlikle dağıtmıyoruz ve koparmıyoruz. Ondan sonra patlıcanları hazırladık. Patlıcanları hazırladıktan sonra tekrardan hemen bir tane geniş kabınızın içine, evet,
Bir tane geniş kabımızın içinde kullanacağız kadar sarımsağımız. 2 veya 3 diş sarımsak olabilir. Onu bir rendeleyelim. İçine bir tane soğanımızı rendeliyoruz. Soğanımızı rendeledikten sonra tekrardan onun içine 1-2 yemek kaşığı kadar veya 3 yemek kaşığı kadar galeta unumuzu ilave ediyoruz. Bir tane yumurtamızı kırdık. Ondan sonra baharatımızı ilave ettik. Önce onları karıştırdık. Seviyorsak biraz içine dereotu veya da maydanozu da kullanabiliriz. Onları karıştırdıktan sonra tekrardan hemen içine şunu bir ayarlıyorum. Kıymamı döküyorum. Kıymamızı döktükten sonra kıymamızla beraber iyice bir karıştırıyoruz. Kıymamızla beraber onu iyice bir karıştırdıktan sonra harcımız hazırlanıyor. Harcımızı ufak ufak bezelere bölüyoruz. Ondan sonra patlıcanları aralarını güzelce bir dolduruyoruz. Dolduktan sonra tepsimizin altına minik biraz yağımızı döküyoruz ve tepsimize onları yerleştiriyoruz. Tepsimize yerleştirdikten sonra ayrı bir kabımızın içine hemen bir tane domatesimizi rendeleyelim. Domatesimizi rendeledikten sonra onun içine tekrardan hemen salçamızı, baharatlarımızı, yağımızı ilave ediyoruz, tuzumuzu ayarlıyoruz. Suyla beraber açıyoruz. Onu da üzerine ilave ediyoruz. Eğer ki sosun biraz daha fazla olmasını istiyorsanız, isterseniz sosunuzu fazla da kullanabilirsiniz. Hemen sosumuzu ilave ettikten sonra üzerini kapatıyoruz yağlı kağıt veya da alüminyum folye. Yağlı kağıt varsa daha iyi olacak. Alüminyum folye çok fazla, eğer ki zorda kalmıyorsa kullanmayalım. Ondan sonra üzerini kapattıktan sonra fırına göndereceğiz. O fırında yavaş yavaş pişmeye başlayacak. O fırını pişirecek, iyice pişirecek. Son 5 dakikası kala, 6 dakika kala üstünü açacağız. Biraz daha üstünün kızarması için pişirmeye devam edeceğiz. O güzelce bir şekilde pişirecek sevgili izleyicimiz. O pişerken biz de tekrardan sulu bir tane şehriyemizi, arpa şehriyemizi hazırlayacağız. Onun için de neler yaptık? Hemen onun için de şöyle bir tenceremize öncelikle bize yetecek kadar yağımızı boşalttık. Evet, şimdi yavaş yavaş o da hazırlanıyor. Yağımızı boşalttık. Yağımızı boşalttıktan sonra içine kullanacağımız kadar şehriyemizi ilave ediyoruz. Şehriyemizi ilave ettikten sonra tekrardan, evet şöyle bir gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz, şehriyemizi dahil ettik. Şehriyemizi iyice bir kavuruyoruz. Şehriyemizi iyice bir kavurduktan sonra tekrardan şehriyemizin içine ben 1-2 tane biberimi doğradım, ilave ettim. Kavurmaya devam ettik. Onu iyice bir kavurduktan sonra içine tekrardan bir tane domatesimizi ilave ettik. Onunla beraber de kavuralım. Çok az bir salçamızı ilave edelim. Salçamızı ilave ettikten sonra tekrardan, ya şöyle biraz altını kısalım. Ondan sonra tekrardan onun içine güzelce bir şekilde salçamızı kavurduktan sonra kullanacağımız kadar baharatımız ama kekiğimizi unutmayalım. Onu da içine ilave edelim. İyice bir karıştıralım ve sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. Hafif biraz suyumuz fazla olsun. Ondan sonra suyumuzu da ilave ettikten sonra o kenarda yavaş yavaş demlenecek ve dinlenecek. Dinlendikten sonra güzelce bir şekilde hazırlamış olacak. Şimdi biz de kenarda mengen çorbamızı içinde hemen neler yaptık? Şöyle bir tenceremize bize yetecek kadar yağımızı, bir yemek kaşığı kadar tereyağımızı ilave ettik. Onu ilave ettikten sonra bir tane soğanımızı ince ince doğradık, içine ilave ettik. Onu güzelce bir şekilde bir kavurduk. Tamamıyla kavurduktan sonra içine salçamız, hem biber salçamız hem domates salçamızı dahil ettik. Onları da iyice bir kavurduk. Onları da kavurduktan sonra içine tekrardan bir yemek kaşığı kadar unumuzu ilave ettik. Unla beraber kavurmaya devam ettik. Unla beraber kavurduktan sonra tekrardan içine baharatımızı ilave ettik ve suyumuzu döktük. Et suyumuz ve normal suyumuzu döktükten sonra ondan sonra 4 yemek kaşığı kadar bulgurumuz, ama siz fazla yapacaksanız bulguru biraz daha çoğaltabilirsiniz, artırabilirsiniz. Onu da dahil ediyoruz, tuzumuzu ayarlıyoruz ve o kenarda yavaş yavaş kaynamaya başladı. Güzelce bir şekilde toparlanacak, kaynayacak ve 5 dakika sonra çorbamız da hazırlanmış olacak. Artık bizler de yavaş yavaş birazdan sunumlarımıza geçebiliriz sevgili izleyicilerimiz. Onun için ayarlamamızı yaptık. Ben şöyle bir hazırlığımı yapayım ve sizlerle beraber devam edelim. Şunu bir kenara doğru aldık. Ondan sonra devam ediyoruz. Şuna biraz daha ufak ufak şöyle biraz karıştıralım. Bulgur biraz alta yapıştığı için, tabağına yapıştığı için başında çok fazla ayrılmayacağız ki güzelce bir şekilde bir hem çorbamız hazırlansın ve yanmasın diye. Evet. Pilavımız, o da artık altını kapatabiliriz. Şunları güzelce bir evet, toparladık. Kapatalım altını. Evet, şimdi bu şekilde altını kapattıktan sonra yaklaşık bir 10-15 dakika daha dinlenecek ve dinlendikten sonra hemen o da hazırlanmış ve ayarlanmış olacak. Çorbamız, o da kenarda yavaş yavaş devam ediyor. Şunu bir alalım yanımıza. Ara ara çorbamızı unutmayacağız. Ara ara karıştırmaya devam edeceğiz. Şimdi şunu şöylece bir aldık. Onu ayarladıktan sonra şöyle yapalım. Bismillah diyoruz. Ve şöylece bir hazırız. Şunu kapatalım. Artık onunla bir işimiz yok. Kapat. Şimdi bunları tabii dediğimiz gibi
piştiği için biraz hassas olacak. Yani elimizde geldiği kadar dağıtmayalım. Yani çok fazla kırılmasın, dağılmasın. Sunum için de güzel olacak sevgili izleyicilerimiz. Ben de hemen şöyle bir yavaş yavaş bir alacağım onları. Evet, şöyle yapıyoruz. İnşallah çok fazla dağılmaz. Evet. Bunu şuraya doğru aldık. Hazır. Tekrardan şimdi geçiyoruz şuna. Bunu da şuraya doğru ayarladık. Hazır. Şimdi bunları hazırladıktan sonra şunu bir kaldıralım. Tepsimiz çok fazla elimizin altında kalmasın diye onu alıyoruz. Bismillah dedik. Şunu kenara doğru gönderiyoruz. Şimdi onu kenara doğru aldıktan sonra çorbamızı karıştırıyoruz. Evet. Güzelce bir karıştırdık. Çorbamız da birkaç dakika sonra hazırlanmış olacak. Bu arada ne kadar süremiz kaldı arkadaşlar? Tamam güzel kardeşim. Şimdi dediğimiz gibi sevgili izleyicimiz, öncelikle neler yapıyoruz? Hemen geniş bir kabımızın içine 2 diş sarımsağımız veya de 3 diş sarımsağımızı rendeliyoruz. Bir tane soğanımızı rendeledik. Soğanımızı rendeledikten sonra tekrardan onun içine 2 veya de 3 yemek kaşığı kadar galeta unumuzu, biraz zeytinyağımız veya da sıvı yağımız olabilir. İçine dahil ediyoruz. Onu da ilave ettikten sonra tekrardan onun içine de güzelce bir şekilde baharatlarımız, ondan sonra bir tane yumurtamızı ilave ediyoruz. Önce onları karıştıralım. İyice bir özlesin, karışsın diye. Onu önce bir karıştırıyoruz ki bazen böyle bir karıştırmadığımız zaman şöyle köftelerimiz veya da harcımız bazı kısımları tuzlu oluyor, bazı kısımları tatlı oluyor, bazı kısımları acı oluyor. Onun için ilk başta da onları güzelce bir karıştıralım ki eşit bir şekilde bir dağılsın. Ondan sonra harcımızı hazırladık. Kıymamızı ilave ettik, harcımızı hazırladık. Seviyorsak içine biraz da maydanozumuzu da ilave edebiliriz. Ondan sonra harcımızı hazırladıktan sonra patlıcanları da aynı şekilde yelpaza şeklinde hazırlıyoruz. Patlıcanları da hazırladıktan sonra tekrardan şunu şöyle biraz kenara doğru alalım. Evet. Çorbamız kaynama devam etsin. Ondan sonra patlıcanları içini güzelce bir gördüğünüz gibi dağıtmadan, kırmadan dolduruyoruz. Doldurduktan sonra tekrar tepsimizi içine alıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Onu tepsimizi içine aynı şekilde ayarladık aldıktan sonra üzerine ayrı bir kabımızın içine biraz salçamız, bir tane de domatesimizi rendeledik, ilave ettik. Baharatımızı, yağımızı, ondan sonra biraz da toz şekerinizi ilave edebilirsiniz. Hepsinin içine ilave ediyoruz. Kekiğimizi unutmuyoruz. Onları güzelce bir şekilde bir karıştırıyoruz. Onları karıştırdıktan sonra tekrardan, evet şunu da bir alalım ortasına. Şöyle güzel bir sunumuz olsun. Onu da hazırlıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Hazırladıktan sonra tekrardan hemen güzelce bir şekilde bir ayarlıyoruz. Ondan sonra suyla beraber açıyoruz. Suyla beraber açtıktan sonra da hemen onu da güzelce bir şekilde üzerine döküyoruz. Üzerine döktükten sonra üstünü yağlı kağıt veya alüminyum folyo hangisini kullanacaksak üzerini güzelce bir şekilde bir kapatıyoruz. Kapattıktan sonra fırına gönderiyoruz. O fırında iyice bir pişiyor. İyice bir piştikten sonra tekrardan onu güzelce bir şekilde bir pişireceğiz. O iyice bir piştikten sonra evet şöyle kenarda da temizleyelim. Ondan sonra da tenceremize biraz yağımızı boşaltıyoruz. Yağımızı boşalttıktan sonra içine kullanacağımız kadar şehriyemiz. Şehriyemizi hazırlıyoruz. Şehriyemizi hazırladıktan sonra şehriyemizi iyice bir kavuruyoruz. Şehriyemizi kavurduktan sonra tekrardan evet şimdi güzelce bir şekilde üstünü biraz maydanoz veya dereotu da süsleyebiliriz. İçine biraz baharatımız, yağımız onları da üzerine ilave ediyoruz. Onları da ilave ettikten sonra da güzelce bir şekilde bir evet şöyle yeşilimizi alalım. Suyumuzu hemen suyumuzu da üzerine ilave ediyoruz. Ve suyumuzu da üzerine ilave ettikten sonra o güzelce bir şekilde biraz bir toparlanacak sevgili izleyicilerimiz. Biraz bir demlenecek. Demlendikten sonra da ondan sonra da harika bir sunumumuz hazırlanmış ve ayarlanmış olacak. Evet şöyle bir kenarına ufak bir iki tane yeşillik güzel olsun diye. Şuraya doğru biraz yeşilimizi bırakalım. Evet şimdi yeşilimizi ayarladıktan sonra bir tane küçük domatesimiz gelsin bakalım. Kenarları. Evet. Şunu bir ayarlıyoruz. Bir tane de domatesimiz. Çorbamız da hemen hemen hazır. Şunu da
Şöyle bir kesiyoruz. Kestikten sonra domatesimizi evet şu şekilde dizmeye başlıyoruz. Devam edelim. Şu kısımları da şunu da üstüne bir parça. Şimdi oldu diyebiliriz. Evet. Şimdi sizlere afiyet olsun diyoruz sevgili izleyenimiz. Harika bir şekilde hazırlandı, ayarlandı ve artık o hazır. Onu biz yavaş yavaş şöyle bir kenara doğru artık alabiliriz. Müthiş bir şekilde hazırlandı. Patlıcan kebabımız, bol şehriye pilavla beraber müthiş bir lezzet. Yanında güzel de bir ayranımız olsa bal şeker olacak. Şimdi sizlere afiyet olsun diyoruz. Çorbamız da hazır. Onu da ben biraz karıştırıyorum. Şöyle bir yavaş yavaş çorbamızı karıştırdık. Çorbamızı karıştırdıktan sonra vay 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 müthiş bir menge çorbamız oldu diyebilirim. Şimdi kaşığımızı kaldıralım. Onunla bir işimiz kalmadı. Kepçemiz gelsin. Sunum yapacağımız kabımız, tabağımız hangisi ise onu da alıyoruz. Şöylece bir şunları da evet biraz da yanımıza çekelim ki çok fazla sağa sola dökülmesin. Çorbamızı sunumunu yaparken şöyle bir dağıtalım. Güzelce bir şekilde karıştırıp o şekilde dağıtırsak çok da güzel olacak. Hepsi de eşit olmuş olacak. Bismillah diyoruz ve dolduruyoruz. Bunu da aynı şekilde doldurduk. Mengen çorbamız da müthiş oldu, müthiş. Evet, bunu da şöylece bir ayarladık ve hazır. Evet, şimdi şurada az bir şey kaldı, onu da şuraya doğru bir alalım. Evet, çorbamızı da hazırladık. Çorbamızı hazırladıktan sonra üstünü süsleyelim. Ondan sonra neler yaptık sizlerle beraber bir göz atacağız. Evet. Şöyle bir üstünü güzelce bir ayarlıyoruz. Evet. Onu güzelce bir hazırladık. Hazırladıktan sonra da şimdi daha güzel oldu. Evet. Artık çorbamız da hazır. Şunları bir kaldıralım. Hem çorbamız hem kebabımız hepsi müthiş oldu. Çok da lezzetli oldu sevgili izleyenimiz. Ve şunları biraz düzeltiyoruz. Çorbamızı da şuraya doğru aldık. Müthiş bir menümüz oldu ve müthiş bir yemeğimiz. Hem kebabımız hem aynı şekilde çorbamız. Sizler de evinizde gönül rahatı için hazırlayacağınız harika bir tat, harika bir lezzet ve çok da fazla bütçenizi zorlamayacak bir menümüz oldu, yemeğimiz oldu sevgili izleyicimiz. Yani çok da fazla sizin bütçenizi zorlamadan hazırladığımız harika bir sunum. Tabii ki elimizdeki malzemeler çok önemli sevgili izleyicimiz. Önemli olan şey onları iyi bir şekilde değerlendirmemiz ve kullanmamız. Onun için ben de burada elimden geldiği kadar yani sizleri yormadan, sizleri zorlamadan elinizdeki bulunan malzemelerle farklı tarifler ve farklı yemekler hazırlayacağım. İnşallah tabii sizler de bizlerle beraber aynı şekilde hazırlayıp afiyet yemiş olacaksınız. Sizler de sevgili izleyicimiz bizleri yalnız bırakmayın. TGRT EU TV olarak YouTube sayfamızı takip edin, diğer sayfalarımızı takip edin. Orada da yemeklerimizi izleyin, bizleri takip edin. Orada da bizleri yalnız bırakmayın. Yemeklerimizi merak ediyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan bütün yemeklerimizi bulabilirsiniz. Kısa kısa videolarımız, ondan sonra bütün programlarımız orada yayınlanıyor. Paylaşıyor, orada da bulabilirsiniz. Programımızın tekrarı gece saat 4.30'da tekrarı var. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz. Hafta sonları saat aynı şekilde onda programımızın tekrarı var. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz. Ben de takip etmek istiyorsanız Şef Abdülosa sayfalarında takip edebilirsiniz. Orada da bana ulaşabilirsiniz. Programımıza gelmek istiyorsanız, programımıza aynı şekilde konuk olmak istiyorsanız, ürününüz varsa onun reklamını, tanıtımını, albüm reklamı, işinizle ilgili reklam yapmak istiyorsanız sosyal medya hesaplarımda bana ulaşabilirsiniz. Programımıza da konuk olabilirsiniz sevgili izleyicimiz. Farklı farklı tarifleriniz, yemekleriniz varsa bizlere göndermek istiyorsanız sosyal medya hesaplarımıza bana gönderebilirsiniz. bitişikşefablosa.tgt sayfam ve diğer sayfalarda da gönderebilirsiniz. Evet, yavaş yavaş hazırız. Siz de hazırsanız neler yaptık bir göz atalım sizlerle beraber. O zaman listemiz gelsin başlayalım. Öncelik
patlıcan kebabımız için sevgili izleyicimiz, köfteli patlıcan kebabımız için neler yaptık? Köfteli patlıcan kebabımız için 300 gram kadar dana kıymamız, ondan sonra 1 adet yumurtamız, 1 su bardağı kadar galeta unumuz, 1 adet kuru soğanımız, 3 diş sarımsağımız, ondan sonra 3 adet patlıcan, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, 2 adet domatesimiz, 3 adet biberimiz, 1 çay kaşığı kadar tuz, karabiberimiz, pul biberimiz, 1 tutam maydanoz, 1,5 su bardağı kadar arpa şehremizi kullandık. 300 gram kadar dana kıymamız, 1 adet yumurtamız, 1 su bardağı kadar galeta unumuz, 1 adet kuru soğanımız, 3 diş sarımsağımız, 3 adet patlıcan, ondan sonra 2 adet domatesimiz, 3 adet biberimiz, 1 çay kaşığı kadar tuz, karabiberimiz, pul biberimiz, ondan sonra 1 tutam maydanoz ve 1,5 su bardağı kadar arpa şehriye kullandık. Önce bir geniş bir kabımızı içine soğan ve sarımsağımızı rendeleyelim. Onu rendeledikten sonra galeta unumuzu ilave edelim. Baharatlarımızı, yumurtamızı, yağımızı ilave edelim. Ve onları önce güzelce bir şekilde bir karıştıralım. Onları karıştırdıktan sonra içine kullanacağımız kadar kıymamızı dahil edelim. Kıyma ile beraber iyice bir karıştıralım. Hatta az bir yağımızı da ilave edelim ve harcımızı hazırlayalım. Ondan sonra onu ufak ufak bezelere bölelim. Bezelere böldükten sonra patlıcanları yelpaza şeklinde ince ince kesiyoruz ve hazırlıyoruz. İçlerini kıymamızla beraber, harcımızla, köftemizle beraber içine güzelce bir şekilde bir dolduruyoruz. Doldurduktan sonra tepsimizin içine yerleştiriyoruz. Onu tepsimize yerleştirdikten sonra tekrar da ayrı bir kabımızın içine bir tane domatesimizi rendeliyoruz. Domatesimizi rendeledikten sonra salçamızı ilave ediyoruz, baharatımızı ilave ediyoruz, az yağımızı ve suyumuzu ilave ediyoruz ve sosumuzu hazırlıyoruz. Eğer ki sizler suyun biraz daha, sosun fazla da olmasını istiyorsanız ona biraz daha, ona göre biraz daha çoğaltabilirsiniz, biraz daha artırabilirsiniz. Sosumuzu üzerine döküyoruz. Sosumuzu döktükten sonra üzerini kapatıyoruz. Ondan sonra fırına gönderiyoruz. O fırında iyice bir pişiyor. O pişerken biz tekrardan ufak bir tenceremizin içine biraz yağımızı boşalttık. Ondan sonra arpa şehremizi ilave ettik. Onu iyice bir kavurduk. Onu kavurduktan sonra içine biberimizi, domatesimizi, baharatımızı, çok az da bir salçamızı ilave ettik ve iyice bir karıştırdık. Karıştırdıktan sonra suyumuzu ilave ediyoruz ve yaklaşık 15 dakika boyunca demlendiriyoruz ve dinlendiriyoruz. Ondan sonra patlıcanlar da piştikten sonra sunum yapacağımız kabımıza, tabağımıza ilave ediyoruz. Üzerine tekrar ortasını da hazırladığımız pilavımızı da yerleştiriyoruz. Üzerini süslüyoruz ve süsledikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzet hem de farklı bir sunum oluyor. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Evet, menge çorbamız için de neler yaptık ona da bir göz atalım isterseniz. Menge çorbamız için de 4 yemek kaşığı kadar bulgurumuz, 2 adet şöyle 2 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 adet kuru soğanımız, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, 1 yemek kaşığı kadar unumuz, 1 tatlı kaşığı kadar biber salçamız, 2 su bardağı kadar normal suyumuz, 4 su bardağı kadar et suyumuz, 1 çay kaşığı kadar tuz, nanemiz ve pul biberimiz. 4 yemek kaşığı kadar bulgurumuz, ondan sonra siz isterseniz artırabilirsiniz, biraz da çoğaltabilirsiniz. Ondan sonra 2 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 adet kuru soğanımız, 1 yemek kaşığı kadar normal salçamız, ondan sonra da domates salçamız, 1 yemek kaşığı kadar unumuz, 1 tatlı kaşığı kadar biber salçamız, ondan sonra 2 su bardağı kadar suyumuz, 4 su bardağı kadar et suyumuz, 1 çay kaşığı kadar tuz, nanemiz ve pul biberimiz. Önce tenceremize yağımızı ilave ettik, tereyağımızı üzerine ilave ettik. Onu eridikten sonra bir tane soğanımızı ince ince doğrayıp üzerine ilave ediyoruz. Soğanımızı iyice bir kavuruyoruz. Soğanımızı kavurduktan sonra salçamızı ilave edelim. Salçamızı da aynı şekilde iyice bir kavuralım. Baharatımızı ilave ediyoruz. Onlarla beraber iyice bir karıştıktan sonra 1 yemek kaşığı kadar unumuzu da dahil ediyoruz. Onunla beraber iyice bir kavuruyoruz ve yeteri kadar suyumuzu ilave ediyoruz. Suyumuzu ilave ettikten sonra et suyumuzu üzerine döküyoruz ve ondan sonra bulgurumuzu içine ilave ettik. Hatta ben biraz daha lezzetli olması için bir tane de biberimi doğradım, içine ilave ettim. Şöyle ince ince doğradık, içine kaybolsun, yok olsun. Ondan sonra tuzumuzu ayarlıyoruz. Yaklaşık 15-20 dakika boyunca güzelce bir şekilde bir kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra menge çorbamız da hazırlanıyor. Üzerini süslüyoruz ve süsledikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum oluyor. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de bu şekilde tezgahımızı hazırladık, yemeklerimiz hazır. İnşallah size de evinizde hazırlayıp afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli iki tane sunum diyebiliriz. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Evet sevgili izleyicilerimiz, sosyal medya hesaplarımızdan sizlere de kısa kısa videolarımız ve diğer yemeklerimizi görmek istiyorsanız TGRT EU TV olarak orada bizleri takip edersiniz ve yemeklerimize de bakabilirsiniz. Nerelerde varız? Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube sayfalarımızdan aynı şekilde bizleri takip edebilirsiniz. Destek de olabilirsiniz. Yemeklerimizi orada bulabilirsiniz. Programımızı tekrar gece saat 4.30, hafta sonları saat 10'da tekrarı var. Orada da izleyebilirsiniz. Ben de takip etmek istiyorsanız Şef Abdülhosya sayfalarında takip edebilirsiniz. Biz de böylelikle yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Bizleri izleyen herkes, bizlerden desteğini esirgemeyen herkese kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyoruz. Kalın sağlıcakla. Sizleri çok seviyorum.